Zer ya ve koni ve soniyo merim çan çekiyorum. Dikkat edin nişanını. Vana van sayı olsadım yine. Merim vana heldu derdik. Ben ortaokula başladığımdan beri yani 3 yıldır devamlı olarak müdürenin ve yönetici öğretmenlerin kapısına giderek birçok defa Kürtçe seçmeli dil dersini istediğimi dile getirdim. Ama bana devamlı olarak şu cevabı verdiler. Seçmeli ders olarak Kürtçeyi vermemiz biraz zor. Çünkü öğretmen ayarlamamız ve talep gelmesi gerekiyor diye bu tarz cevaplar aldık devamlı olarak. Ama bence bizim de suçumuz var bu konuda. Çünkü okulumda yüzlerce, yaklaşık 1000 tane öğrenci var ve en azından bir 100-200 tane Kürt olduğunu biliyorum. Ve bu Kürtler talepte bulunsa her türlü bir şekilde öğretmen bunu bize bu seçmeli dersleri verilebileceğini düşünüyorum. Türkçe'ye giriş yaptığımda zorlandım. Dediğim gibi Türkçe'de konuşunca Kürtçe'yi unuttum. Bir kayma oldu orada. Yani yazamıyorum, çok az okuyabiliyorum, çok büyük bir okumam da yok. Bu durumdan dolayı biraz mutsuzum, memnun değilim. Çünkü ben 7. sınıfa gidiyorum dediğim gibi. İşte 1,5 dönemim kaldı. Yaptım, yapamadım, hiçbir şekilde alamayacağım. Ben Zehra, 8. sınıfa gidiyorum. Küçüklüğümden beri Kürtçe konuşuyorum. Ta ki 6 yaşıma geldiğime kadar okulda Türkçeyi öğrendim. Ve tabii ki bu benim için biraz zor oldu. Hemen Kürtçeden Türkçe'ye geçmek biraz zordu. Ama sonradan da Türkçeyi daha iyi konuşmaya başladım. Bu sefer de kendi ana dilimi unuttum. Bu da benim için zor oldu ve bu yani Kürtçe dersi almak bence her yani iyi bir şey olabilir benim açımdan. Yani ana dilimi konuşmak güzel bir şey. Yani benim için güzel bir şey. Ana dilim ve hakkında dersler falan görmek güzel. Ben 5. sınıf öğrencisiyim. Daha önce de seçmeli ders için bize bir form vermişlerdi ama içinde hiç Kürtçe olduğunu görmedim. O yüzden ben de Kürtçe'yi seçemedim yani Kürt olmama rağmen. Okulda talebe bulunamadım çünkü zaten Kur'an-ı Kerim orada seçmeli ders sayıldığı için bulunamadık. Form da vermediler. Ben aslında Kürtçe dersi vermelerini istiyorum. Yani her şeyin dersi var gibi bulunuyor ama bir tek Kürtçenin yok. Ben şunu üzülüyorum. Her dersin hocası var ama bir tek Kürtçenin hocası yok. Küçükken Kürtçe çok konuşuyordum. Sonra bu sene böyle okula başladığımda Türkçe konuşmaya başladım. Türkçe'de zaten biraz da zorlandım. Sonra artık okula daha çok iletişim kurdum da Türkçe'yi daha çok öğrendim ve Kürtçe'yi unutmaya başladım. Öyle 5. sınıflarda falan Kürtçe ders veriyorlar. Ben de onlara katılmak istiyorum. Ben çocuğumla Kürtçe konuştuğu zaman o bana Türkçe cevap veriyor. Bu bana acı veriyor. Yani gerçekten ben niye ben değilim yani? Niye ben değilim? Ben başkası olacağım. Kürtçe seçmeli ders olarak bence önemlidir. Geçen sene, önceki senelerde bunu seçtik. Ben, yeğenlerimiz vardı, abimin çocukları vardı. Onlar da bu konuyu seçtiler. Yani özellikle Kürtçe seçmeli ders olarak seçtik ama öğretmen yetersizliği, sınıflarda öğrenci azlığı söylenildi, şey verilmedi yani. Yani ben Kürtsem, ben Kürtçe eğitim görmem lazım. Yani bu zorunlu olması lazım. Seçmeli değil de aslında bu, ben bir halkım, tarihten beri var olan bir halkın seçmeli demek de bence bu biraz acı bir durumdu. Yani normal şartlarda bu zorunlu olması gerekiyor. Ama her şeye rağmen bu bence iyi bir adımdır. Bunun için Kürtlerin burada çok kararlı olması lazım. Türkiye'de biz diyoruz 30 milyon Kürt var ve toplamda atanan öğretmen sayısı belki 50 kişiyi geçmiyor, 100 kişi olsun ve toplamda mezun olan öğretmen sayısı zaten 500 kişi. Eğer 100 bin kişi başvuruda bulunsa zaten yani teknik olarak da mümkün değil. Yani sadece şu şekilde yani sanki Kürtlerin ana dilde eğitim hakkı haftada 2 saat 5, 6, 7 ve 8. sınıflar şeklinde bir talebi var ve bu talep de karşılanmış. Kürtçe üzerinde herhangi bir baskı yok. Kürtçe her yerde rahatlıkla kullanılabilir şeklinde bir algı oluşturulmaya çalışılıyor bu seçmeli dersler yoluyla.
özellikle biliyoruz bazı çevreler bunu bilerek istismar ve manipüle etmeye çalışıyor. Ana dilde eğitim, yani anaokuldan başlamak üzere tüm lise, üniversite sonrası, yüksek lisans, doktora şeklinde ana dilde eğitimin olması gerekiyor. Ve Kürt halkının uzun yıllardır yürüttüğü mücadele de buna yönelik bir mücadeledir. Haftada 2 saat sadece 4 sınıf için mücadele yürütmüyor. Sanki Kürtçe üzerinde herhangi bir baskı yok. Kürtçe rahatlıkla kullanılabiliyor ama böyle bir şey yok. En son yapılan uygulamalara baktığımızda Türkiye'de Kürtçe yayın yapan sadece bir gazete var. Habun dergisi. Daha 2 gün önce Habun gazetesinin internet sitesine erişim engeli getirildi. Aynı şekilde İstiklal'de şarkı söyleyen sanatçılar polis tarafından engellendi ve bu engellenme İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından sanki rutin ve gerekli bir uygulamaymış şeklinde lanse edildi. Dolayısıyla Kürtçe üzerindeki baskılar devam ediliyor ve çeşitlendiriliyor. Yani bazı yönlerle de örtülmek isteniyor ama öyle bir şey yok. Yani Kürtçe üzerindeki baskılar maalesef devam ediliyor. Engellemeler de devam ediyor maalesef.